mahşerde mürşidimiz ve cemaatimizle mi sorgulanacağız? Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Kıyamet günü her insan topluluğunu imamıyla beraber huzura alırız. Evet, huzura aldığımızda kimin kitabı, yani imamla beraber bulunanlar eğer kitabını sağından alırsa, evet, onlar kurtuluşa ermiştir, saadete ermiştir. Zorundan da alırsa, evet, ebediyen kaybetmiştir. Bu durumda mutlaka her insan topluluğunun bir imamı vardır. Yani o topluluk küçük bir topluluk olabilir. Hatta iki kişilik bir topluluk olabilir. İki kişi olabilir. Kendi başlarına hareket edebilirler. O da bir topluluk. O topluluk 5 kişi de olur, 100 kişi de olur, 1000 kişi de olur, 1 milyon kişi de olabilir. Ama imamlarıyla beraber huzura alırım dedi. İmama ne varsa arkasındakilere de o vardır. Eğer imam kitabını sağından aldıysa veya Allah'a yakın biri ise, mukarrabından biri ise, arkasındakiler de onun kazandığı nimeti kazanıyor. Çünkü arkasındakiler ona uymuş. Onunla beraber olmuş. Onun için mutlaka önümüzde, elimizde bir ölçünün olması gerekir ki yanılmayalım. Kendi kendimize karar verip işte şu benim imamımdır derken imamın bir ölçüsü olması gerekir. Nedir o ölçü? Ölçüsü Allah'ın kitabı ve Resulü'dür. Ama hayatı yaşarken mutlaka bir cemaat halinde olmak gerekir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Hep beraber topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemaat halinde. Evet, eğer imam Allah'ın ipine sarılmışsa, canlı Kur'an olan Resulüne sarılmışsa, işte biz de beraber olduğumuzda o bizim imamımız olmuş olur. Dolayısıyla hep beraber Kur'an'ı ve Resulünü imam edinmiş oluyoruz. Tek başına sarılsak olmaz mı? Olmaz dedi Allah. Hep beraber sarılacaksınız Allah'ın ipine. Bununla beraber bir imam da olacak. Evet, onu huzura alacağız. Siz de onunla beraber huzura alınacaksınız. Hesaba öyle çekilirsiniz ki bu Allah'ın adetidir. Bu böyledir. Evet, beraber huzura alınır ve bununla beraber eğer biraz önce şefaati anlatırken söyledim. Eğer hayırda, hayır yolda şefaat etmişse orada da aynı şekilde onların önüne verir, şefaate devam eder, onları cennete götürür. Şerde, küfürde, nifakta şefaat etmişse aynı şekilde onların önüne verir, onları cehenneme götürür. Allah Firavun'u da öyle anlattı. Firavun ve ona tabi olanlar, uyanlar yarın kıyamet günü Firavun onların önüne verir, onları cehenneme götürür dedi. Evet, onun için imamımızın kim olduğuna bakmamız gerekir.